Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. CNN Türk'te soruları yanıtlayan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Atak 2 helikopteri hakkında açıklamalarda bulundu. Atak 2'nin kara kuvvetlerine teslimatı ile diğer gelişmelerle ilgili konuşan Temel Kotil, Atak 2 için Roketsan'ın 20 kilometre menzilli yeni bir füze geliştirdiğini açıkladı. Atak 2 helikopterini 2025 yılında kara kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Yurt dışından da talep var. Pakistanlılar geldi. Anlattık onlara. Atak helikopteri 8 kilometreden angaje oluyor, yani düşmanına yakın gitmesi gerekiyor. Ancak Roketsan, Atak 2 helikopteri için 20 kilometreden angaje olabilecek füze sistemi geliştiriyor. Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri ilk kez Nisan ayının sonunda havalanmıştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan Atak 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırdı. Bu bağlamda Atak 2, projenin en önemli virajlarından biri olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan 2023 tarihinde başarıyla icra etmişti. Bu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testlerini icra eden Atak 2, 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ile 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki 3. helikopteri olan Atak 2, 10 ton ağırlığa ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesine sahiptir. T-129 Atak ve T-625 Gökbey projeleri kapsamında kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde ağır sınıf taarruz helikopteri projesine başlanmıştı. Bu kararın alınmasındaki bir diğer etken, Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama arzusuydu. Kullanıcıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak belirlenen helikopter için Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde toplantılar yapılmıştı. Bu kapsamda 2019 yılının Nisan ayında ise T-0 prototipi için sözleşme imzalanmıştı. Atak 2, artırılmış faydalı yük ve mühimmat kapasitesi, modern aviyonik sistemler, düşürülmüş lojistik maliyet ve yüksek performans hedefleri doğrultusunda tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle tasarlandı. Program kapsamında, Ukraynalı Motor Siç tarafından üretilen 2 adet TV-3117 VMAS BM1V01 T turboşaft motoru 27 Ocak 2023 tarihinde TUSAŞ'a teslim edilmişti. Bu kapsamda Mart ayı içerisinde motorların helikoptere entegrasyonunun yapılması planlanıyordu.